Heh, tamam oldu. Hepinize merhaba. Aylar sonra tekrardan YouTube'a geri döndüm. Bildiğiniz gibi günün videoları falan yayınlıyordum. 2016 yılında YouTube kanalımı bayağı boşlamıştım falan. Bunun sebebi 2016 yılının Nisan ayında YouTube'un beni yasaklamasıydı 6 ay boyunca. Bir porno sitesinden yayınladığım 3 saniyelik bir öpüşme sahnesi için, hiçbir şekilde çıplaklık taşımayan bir öpüşme sahnesi için YouTube beni bildiğiniz gibi 6 ay yasaklamıştı. Neyse. Zaten açıkçası Süper Online kullanan bir insan olarak YouTube'la benim pek işim kalmamıştı. Çünkü Süper Online kullanan bir insan canlı yayın yapar. Normalde video çekmez. Çünkü o zaman neden Süper Online almıştır? Upload hızım çok yüksek, download hızım çok yüksek. Peki ben neden hala YouTube'a video yükleyeyim ki kafasındaydım ki hala zaten öyleyim. Fakat sonra şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki Patreon kanalı açayım bir tane. Patreon kanalını açtığım zaman 2017 yılında artık takipçilerimle daha böyle bir kapalı, daha bir sadece hani bizi seven, benimle birlikte olan siz sevgili takipçilerimle birlikte daha bir huzurlu bir şekilde yolculuğumuza devam edelim diye ne yaptım öncelikle? Gittim ilk önce Facebook sayfamı kapattım. Ardından Hayi sitesindeki işimi bitirdim. Ardından Twitch kanalımın chatini sadece abonelere açtım ama sadece yayınlar sırasında, yayın dışında her zaman olduğu gibi yine Twitch kanalımın yani twitch.tv/tvsesinin chatinde 7/24 sohbete devam ediyoruz. Şu anda da gelebilirsiniz. Ne zaman isterseniz gelin ama yayın olduğu zaman iptal ediyoruz. Yayın olduğu zaman sadece sabları açık. Bu arada sablar için bir şey söyleyeceğim. Birkaç defa daha söyledim bunu çünkü yayınlarımızda. Bir daha söyleyeyim. Çok önemli bir şey var. Lütfen yayınlarımız sırasında SMS alabilirsiniz cep telefonunuza bedava olarak. O yüzden lütfen Twitch kanalınızın ayarlar kısmından bildirime. Oradan da aşağıdaki cep telefonu bölümüne cep telefonunuzu artı 90 500 bilmem ne diye yazdıktan sonra aşağıdan da Twitch sesi yani benim kanalımı yazarak, kanal adımı yazarak oradaki kutucuğun tikine tiklediğiniz zaman güncelleye basınca aşağıdan da save ettiğiniz zaman artık SMS alabileceksiniz. Çünkü yüzlerce abonemiz var bildiğiniz gibi sabımız var. Dolayısıyla onlar için bir kolaylık olsun istedim. Her yerden gerçi bildirim alıyorsunuz. Ben yayınlarımı falan yaparken işte Yunal'dan gönderiyorum. Twitch'ten zaten YouTube'da burada videoların altında görülüyor. O anda yayında olduğumuz Steam grubundan gönderiyorum. Twitter'dan gönderiyorum. Instagram'dan göndermiyorum artık. Bıraktım Instagram'dan yollamayı falan. Neyse. Gelelim şimdi konumuza. Ben de dedim ki hani artık 2016 yılında çünkü 10 yıldır internette yayın yapan bir insanım. 2006 yılından beridir. 2005 yılından beridir. Justin TV yok. 2006 yılından beridir. Pardon sayılır. Justin TV'de yayınlarım oluyordu. Sayılır dediğim 2005 aralığında falan başladım yani. 2006. 2006. Justin TV'de yaklaşık bu işte 10-11. Yılımıza girdik artık. 11 yıldır internette yayıncılık yapıyorum, yayın yapıyorum. Bir sürü sitede yayınlar yapıyorum. Yeni yeni sitelere sürekli olarak sizleri de taşımaya çalışıyorum. Yeni yeni olanaklar uzun vadede bize nasıl şeyler katabilir diye. Gerek stream.me, gerek mesela Twitch kapanırsa stream.me sayfam var. İşte YouNow kapanırsa, Hayi kapanırsa, Hayi zaten kapandı artık işim yok orayla ama YouNow kapanırsa diyelim. Friend Life var hemen devam edebiliyoruz bilmem ne. Bütün bunları bırakayım dedim. Benim dedim hali hazırda kardeşim bir YouTube'um var, bir YouTube kanalım var. Çoğunuzun beni bu kanalda tanıdığını biliyorum. Benim hali hazırda canlı yayın yapabildiğim, video yükleyebildiğim bir mecra varsa eğer bunu yapabileceğim, bana ait olan. Ben neden burayı daha aktif kullanmıyorum ki dedim ve karar verdim. Şu anda tıpkı bu videoyu gördüğünüz gibi size sürekli video atacağım. Sürekli size video göndereceğim. Sürekli. İnternette gördüğüm çeşitli şeyler hakkında videolar göndereceğim. Bildiğiniz gibi YouNow'da sürekli bilgi içerikli videolar, canlı yayınlar yapıyorum sizlerle. On binlerce saattir. Sürekli her yayınımda yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum, siz de öğreniyorsunuz. Ben size bir şey katarken sizden bir şeyler alıyorum falan. Bunu bu şekilde devam ettirmek istedim ve YouTube'a tekrardan her zamankinden daha fazla değer vererek değil çünkü değer vermiyorum YouTube'a ama maalesef ki dönmek zorundayım YouTube'a çünkü Patreon açmadım. Umarım bir gün YouTube Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de abonelere özel kanal formatına geçer. Paralı olur. Neyse bunu da diğer videoda görüşürüz. Şey yaparız anlatırım ben size neden internet sitelerinin paralı olması gerektiğini size anlatırım. Zaten biliyorsunuz çoğunuz canlı yayınlarımı zaten takip eden insanlarsınız. Etmeyen insanlar için en azından bir şey olur.
Durumlar bunlar. Tekrardan YouTube'a geri döndüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi aşağıdaki dislike butonuna basar, bir de abone olma butonuna bir daha basarsanız, abonelikten çıkarsanız ve eğer bildirim alıyorsanız da bildirim almamak için şu yukarıda bir tane çark butonu olması lazım. O çark butonuna bastıktan sonra orada lütfen şu bir bildirim şeylerini kapatırsanız. Durumlar bunlar. Daha ne diyeyim ya? YouTube'a geri döndüm işte. Devam ediyoruz. Hadi bakalım.